Ege Üniversitesi Erzurum ekranlarından herkese mutlu haftalar değerli izleyenler. Bir Futbol Dünyası programı daha. Ben Erin Beyli ve arkadaşım Mustafa Cem Özel'le beraber tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımızda yine bir konuğumuz var, sevgili Muhammed Kılıç. Ligin ilk yarısının son haftasında enleri konuşacağımız programda bizim yanımızda programa konuk olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Muhammed, nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için tekrardan. Rica ederim. Sen nasılsın Cem? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Evet, bildiğiniz üzere ligimizin ilk yarısının sonuna geldik. 17. haftayı geride bıraktık. Şimdi ise programımızın akışını enler programı olarak değiştirdik. En iyi takımını, hayal kırıklığı yaratan takımı, en iyi menajeri, en hayal kırıklığı yaratan teknik adamı, transferleri konuşacağız. Biraz daha işin magazinsel kısmına gireceğiz. İsterseniz şöyle bir ligimizin İlk yarısı nasıl geçtiğini sizlerin huzurunda değerlendirelim. Sevgili Cem, önce senden başlayalım. Açıkçası beklenmedik takımlar, beklenmedik performanslarını gördük. Hem iyi hem kötü anlamda. Geçen senenin şampiyonu Galatasaray'ın berbat oynadığı bir futbol. 17. haftaya kadar, ilk 16. haftada. Onun dışı arasında Sivasspor'un 2008-2009 ruhunu tekrar yakaladığı, şu an şampiyonluk için çok büyük bir yarışın içerisinde olduğu bir sezondu. Evet. Onun dışarısında geçen seneyi kötü geçiren Fenerbahçe, keza bir nebze daha sonunu kötü bitiren Trabzonspor'dan sonra da iki takımın aslında basit puan kayıplarıyla birlikte ligin en çok gol atma skalasını yakaladığı sezonlardan birisini yaşıyoruz. Beşiktaş geçen seneye nazaran yine beklentilerin altında kaldı. Açıkçası son 4-5 sezondur sürekli görmeye başladığımız dört büyüklerin aynı anda şampiyonluk yarışı içerisinde olmadığı bir sezon daha yaşayacağız bana göre ikinci yarıda da. Yani ilk yarı bu şekilde bitti. Aslında kere biraz dengeler eşitti ama daha sonrasında Anadolu Kulübü'nün, özellikle Sivas'ın lehine döndü diyorsun. Sen neler söylersin? Sivas ivmeyi yakaladı. Bununla beraber şunu söylemek gerek. Sivas Spor beklenmedik performans sergiledi ama Rıza Çalımay'ın da bunda büyük bir etkisi var. Sen şey demiştin, biraz hazır bir takıma kondu demiştin, evet, ama. İkinci yarısında geçen sezonun gelerek biraz daha böyle hazıra kondu ama futbol olarak gerçekten. Bunda Hakan Mert'in de büyük payı var. Çünkü sakatlığı vardı geçen sene. Bunun üzerine ameliyat geçirdi. Ondan sonra performansı yükseldi. Bununla beraber Emre Kılıç'ın da performansının büyük bir katkısı var. Onun dışında Fenerbahçe'den biraz bahsedeyim. Fenerbahçe diğer rakipleri Avrupa'da top koştururken, puan kovalarken kendisi bu ligdeki puanları koparamadığı için belki şu an ilk dördün içinde değil. Onun dışında Başakşehir ve Trabzonspor çok iyi gidiyor. Ünal Hoca'dan da birazdan bahsedeceğiz. Evet, kesinlikle bahsedeceğiz. Sürpriz bir ayrılık var. Kesinlikle. Özellikle Sivasspor'a bir parantez açmak lazım. Tarihlerinde dördüncü kez ligin ilk yarısını lider kapattılar. Yiğit Olar'ı buradan tekrardan tebrik ediyoruz. Birazdan zaten programın akışında da epey isimlerini anacağız. Evet, 17 haftayı böyle değerlendirdik sizlerin de huzurunda, sizlerin güzel yorumlarıyla. O zaman böyle enler bölümüne artık bir giriş yapalım. Efendim, ilk yarının en iyi takımı gelsin ekranlarımıza, hep beraber değerlendirelim. Evet, ilk yarının en iyi takımını şüphesiz zaten 17 maçta 37 puan toplayarak ilk yarıyı lider kapatan şüphesiz Sivasspor seçildi. Neler söylersiniz Sivasspor'un bu müthiş başarısıyla alakalı? Ya açıkçası baktığımızda Sivasspor bir takım olabildiği için bu sezon lider konumunda. Çünkü diğer takımlara baktığımızda hani geri kalan 17 takımın en büyük hatasının takım olamadıkları bireysel oyuncu performanslarıyla da 2. 3. ya da 17. 18. sıraya gerilediklerini görüyoruz. Doğru. Evet, Sivasspor bir mali krizin içerisinde de değil. Bunda çok büyük bir etkisi var. Çünkü şu an arkasında kalan 4-5 takım sürekli mali kriz çerçevesinde boğulmakta. Aldıkları oyuncular keza o şekilde. Başakşehir'i bir kenara bırakırsak yani sürekli mali krizin içerisinde bir yönetimsel sıkıntılar yaşayan takımda. Hocaları değişti, çok kötü dönemler geçirdiler, başkan değişiklikleri oldu. Yani çalkantılı dönemi Sivasspor çok iyi değerlendirdi. Evet. Geçen sene bunu Başakşehir yapmıştı. Bu senenin Başakşehir'de aslında şu ana bakarsak Sivasspor. Kesinlikle. Başakşehir'i de burada bir kenara atmamak lazım. Sadece sezonun ilk iki haftasında mağlubiyetleri var. Ondan sonra hiç mağlubiyetleri yok. Evet, Okan Buruk inanılmaz derecede takıma adapte oldu şimdi. Aynen öyle. Sivasspor'un zaten hani saha içinde, iç sahada demeyelim, dış sahada da çok başarılı bir performans var. İç saha dış saha fark etmeksizin oynuyorlar. Özellikle bir 7-8 hafta daha bunu götüreceklerini düşünüyorum. Nisan ayına kadar neredeyse. Çünkü kış sezonu en sevdikleri sezon. Evet. Sivas deplasmanı çok zordu. Arsenal'a dönmesi sonlarında. kesinlikle haklısınız. Peki şampiyonluk gelir mi? Ya bu gidişatın sonu ikinci yarıda da Sivasspor. Çünkü genelde Anadolu kulüplerinin ilk yarıda iyi performanslar sergilediğini gördük. Çünkü kulüplerin Cemil dediği gibi hali hazırda krizleri yaşanıyor. Mali krizler. Taraftar baskısı inanılmaz oluyor. Çünkü bizim taraftarımızda şöyle huyu var. Dört büyük kulüpte özellikle. Direkt şampiyonluk odaklı, direkt başarı odaklı. Başarı gelmesi yani olmaz futbol diye. Çok eskiden şu vardı. Kaybedelim ama böyle kaybedelim. Böyle futbol oynayarak kaybedelim. Ama artık öyle bir tahminimiz yok modern futbolda. Çünkü
Artık topa hakimiyeti olmayan takımların şampiyon olduğunu görüyoruz. Özellikle Premier Lig'de de dahil olmak üzere. O yüzden hani bu beklentinin hemen altından Sivasspor'un çok iyi bir çıkışı oldu. Belki de nereden geldiğini de görmedik. Onun haricinde şampiyonluk gelir mi? Neden söylersiniz? Şampiyonluk gelmese bile ilk dördün içinde bitirip Avrupa'ya gitmesini çok isterim. Bir Avrupası var. Bir Avrupası var çünkü bir hayalim var. Böyle Rus kulüplerinin, Ukrayna kulüplerinin gelip de bir Sivas deplasmanı tatmasını istiyorum. O dezavantajı bir kere de onlar yaşasın istiyorum. Çok dezavantajlı. Böyle bir hayalim var. Evet. Cem. Ya, açıkçası hani ben böyle tablolar gördüğümde aklıma ilk gelen şey Mourinho'nun efsane bir şampiyonluk sonrası konuşması geliyor. Hani evet bazı takımlar vardır ligin belli kısımlarını önde bitirirler. Doğru. Ama sonuçta o maçlar 1-0. Yani bir, iyi bir futbol oynanıyor. Yani bir farkla kazanan takımlar şampiyon gerekiyor. Olur. Hı-hı. Tabirinde yaptığı bir açıklama vardı. Sivasspor'un şampiyon olmasını yani farklı bir takımla artık hani o şampiyonluk yaşamasını ben de gönülden isterim. Ama çok fazla gördük. Başakşehir'de gördük, Sivasspor'da gördük, Manisaspor'da gördük. İpler bir noktadan sonra 25. haftadan sonra kopuyor ve artık hani amaç Avrupa'ya, UEFA Kupası'na gidebilmek durumuna dönüşüyor. Umarız aynı şeyi yaşamazlar çünkü hoca değişikliği ne kadar etkiler bilmiyorum ama gümbür gümbür bir Trabzon geliyor. Hani puan almaya başladığı dakikadan sonra Sivasspor önünde duramaz. Kesinlikle ben de katılıyorum görüşlerine. En iyi takım atladıktan sonra bir de zaten Sivas'ın konuşacağımız bir bölümü daha var. Şimdiden bir spoilerını verelim. Onu da konuşacağız. Orada da Sivas'ın biraz da transfer hareketlerinden bahsedelim. Ama biz isterseniz ilk yarının hayal kırıklığı yaratan takımına geçelim. Rejimizden de rica edelim. İlk yarının hayal kırıklığı yaratan takımı gelsin ekranlarda şüphesiz. Evet, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 17 maçta sadece 27 puan toplayarak ligin 6. sırasında kendine yer edindi. Lig yarıyı kapattı. Neler söylersiniz Galatasaray'la alakalı? Müthiş bir düşüş. Gerçekten yaprak dökümü. Ya açıkçası bu futbolda 27 puan alması bile bir mucize Galatasaray'ın. Evet. Gerçekten çok çok kötü bir futbol oynadılar. Yani 17 haftalık maratonda sadece bir hafta iyi futbol oynayabildi diyebiliriz. O da ligin son haftası 17. haftada. Gerçekten çok kötü bir futbol. Yapılan yanlış transferler, alınan yanlış yönetimsel kararlar. Artık Fatih Terim'in o büyük gaz sisteminin işe yaramadığı bir futbol. Çünkü bu takımdaki birçok oyuncu yeni geldi ve yanlış transferlerle geldi. Geri kalan diğer kısımda 2 senedir şampiyonluğa doymuş oyuncular. Yani Belhanda'nın Afrika Kupası bittikten sonraki futbolu amatörlükte oynayabilecek futbolcu gerçekten. Evet hani 3 gol attı vesaire ama onların hani penaltıdan gelen golle. Hani kesinlikle saha içerisinde varlık gösteremeyen attığı golleri. Da küsmüş bir futbolcu hala hazırda. Yani Galatasaray'ın attığı golleri mesela 10 gol attıysa 9'u akan oyunda gelmeyen goller. Duran toplardan gelen gollerdi. Bu Galatasaray'ın hani ne kadar büyük bir yaprak dökümüne sahne olduğunu, ne kadar büyük bir düşüşte olduğunu en büyük kanıtı. Kesinlikle ben görüşlerine katıyorum. Özellikle Sofyan Feghouli'nin de o Afrika Kupası'nı kaldırdıktan sonraki o inanılmaz performansı düşüşü. Evet. Zaten ondan da daha sonrasında bahsedeceğiz. Takıma müthiş yaralar açtı. Şu anda Sarı Kırmızı hali hazırda 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Tabii artıda averajı ligin de en az gol yiyen takım şu an Galatasaray. Bu bir tezatlık var bunda tabii. Lideri yendiler bu futbolda nasıl yendiler bilmiyorum. Ama ve lakin dediğimiz gibi 6. sıra gerçekten son 2 sezonun şampiyonu bir takıma gerçekten yakışmıyor. Şöyle bir durum da var. Düşünün şu anda Manchester City evet yaklaşık 17-18 puan gerisinde Liverpool'un. Ancak yine de Manchester City gibi bir takım son 2 sezonun şampiyonu olsa dahi lige tutunmayı başarıyor. Halihazırda işte Leicester'la sürekli 2-3'ü değişiyor. Kesinlikle motive Chelsea ediyor. Chelsea vardı arkalarında. Chelsea koptu artık. Evet Chelsea artık koptu son zamanlarda. Galatasaray'a dönecek olursak belki de tarihin en iyi kadro bazında, kadro değerleri bazında tarihin en iyi Galatasaray'ı görüyoruz kadro değerlerinde. Yapılan transferlerde halihazırda bir sezon önce 30 milyon euroya alınmış bir futbolcu geliyor. Ve beklenenin belki de 1 milyon eurosunu göstermiyor. Bu gerçekten özellikle futbolcular arasında bence büyük bir motive kaybı. Taraftarların şampiyonluğa olan inancı, Galatasaray'a tekrardan olan inancı epey bir sarsıldı. Bu da bence şu anda Cemil'e de gibi 6. sıra şu anda şükretmeye sarı kırmızılar. Herkesin yönetimsel bazında sorumluluklarını yerine getirip ikinci yarıya. Şu anda doğru transferler de yapılıyor. Birazdan onları da konuşacağız. Lige tekrardan inanıyorum ki sarı kırmızılar tutunacaktır. Sen neler söylersin? Cemil de dediği gibi bu oyunla bu puanlar biraz mucize ama Galatasaray her sene bir challenge deniyor. Bu sene geçen sene forvetsiz başladılar yine şampiyon oldular ama evet. Bu sene forvetsiz başladılar. Bu sene hangi mevki elini alsan elinde kalıyor. %100. Sağ bek ayrı. Sol bekte Ömer Bayram denendi ama ileride daha başarılı oldu. Orta sahada. Seri Belhanda en son zaten artık konuşmaya bile gerek yok. İşleyen tek şey Mustera başladı. Lemina iyi. Lemina iyi de iyi. Lemina büyük bir yıldızla gelmişti. Seninle burada konuştuğumuzda. Evet. Benim Galatasaray'ın en beğendiğim transferiydi. Ama bir sene futbol oynamadığını
bu kadar etki edeceği bir futbolcu da ben çok az görmüştüm. Ama son haftalarda tabii artık maç kondisyonlarını da atmasa toparla dediği gibi Muhammed'in ama... Andon talihsiz bir sakatlık yaşadı. Evet. Ben Falco'ya biraz zaman verin demiştim. Bakın son hafta 2 gol attı. Falco yani sonuçta ceza sahası. In the box. Atıyor adam. Beklenti bu yani. Kesinlikle. Ya, beklenti bu zaten. Hani atsın yani nasıl oluyorsa atsın futbolcular. Çünkü futbol ne için var? Taraftar ne zevk verir? Gol zevk verir. Yani hani bu futbolcu ligimizde gol de değil ya. Galibiyet o şampiyonluk. Evet artık o zaten. Kaç gol attınız hani, değil. Hani klasik bir Türk seyircisinin beklentisi golse şayet hani atın yaklaşık 10 tane futbolcu alacağınız parayla bir futbolcuya veriyorsanız o futbolcudan da tabii ki de skor beklersiniz yani oyuna katkısını hali hazırda Falcao'nu zaten birazdan konuşacağız. 7 maçta sadece 3 golü var ki sezonun yarısında neredeyse oynamadı. Ona i̇şte rağmen atmış. Yanlış planlama. Ya attığı gollerin evet birisi çarpara girdi, biri boş geldi, birisi de penaltı evet. Ama evet. Yani gerçekten oyun içerisinde evet baktığınızda 7'ye 3 çok iyi bir performans aslında ama maç içerisinde varlık gösteremiyor yani. Yani kondisyon kesinlikle. Sıfır. Falcao olsun yani. Daha ne gerçekten Galatasaray'ın sağlık ekibi nasıl bu transferi onayladı? Nasıl Abdülrahim Albayrak dur o fotoğrafı paylaşma demediler? Evet, onun cezasını çekiyorlar. Yani hem Galatasaray taraftarı hem de Galatasaray'a fevri davranışlar. Ben ikinci yarıda Falcao'nun biraz daha en azından istatistik olarak katkı sağlayacağına inanıyorum artık. Yani ya, top ona çarpsa girecek bir oyuncu Falcao. Evet, %100. Ama işte sahaya koyabilmek sıkıntı Falcao şu anda. Kesinlikle. İsterseniz İlker'in en iyi çıkış yapan takımla gidelim efendim. Az önce de bahsetmiştik Sivasspor'dan. Zaten ligin en iyi takımı hiç şüphesiz Sivasspor'du. Aynı zamanda da en iyi çıkış yapan takımı. Yiğit dolar oldu ekranlarımıza geliyor. Dediğimiz gibi 17 maçta 37 puan topladılar. İstatistiksel bazda da 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet, 19 daha var hocam. Şu anda ligin en çok averaja sahip olan takımı Sivasspor. Biraz da transfer harekatlarından konuşmak istiyorum. Emre Kılıç'ın Galatasaray'a gitmesi gündemde. Mert Hakan'ın aynı şekilde. İki futbolcuyla da Sarı Kırmızı'nın epey bir anlaştığı söyleniyor. Ancak umarım Sivas'ta kalırlar ve oradan hala hazırda genç bir futbolcu oldukları için umarım Avrupa'nın yollarını tutarlar. Neler söylersiniz? Önlerinde çok büyük örnekler var. Merih Demiral gibi buradan hani 3. lige oynamaya gitti Portekiz'e. Oradan hani kendisini parlattı, geri döndü ülkemizi. Evet. Artık bizim 4 büyüklerimizde hani futbolun gelişmediğini farkına varıp hani kendi kalitelerini düşürmemeleri gerekiyor. Hı hı. Artık bizim yurt dışına oyuncu pazarlayabilir konuma gelmemiz gerekiyor. Ki bugün baktığımızda hani yurt dışında bizim pazar fiyatı olarak en iyi 5 oyuncumuzun 4'ü stoper, en pahalısı da şu an açıklanan verilere göre 40 milyonla Çağlar Söyüncü. Ama yeni oynamaya başlayan biri var. 80 milyonluk delikti kesti geldi. Yani Emre Kılıç'ta da evet potansiyeli çok fazla ama kendisini Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon hangi futbol kulübünün olup olmadığı önemsiz, yurt dışına kendisini pazarlamaya çalışması biz lazım. Sivasspor'da kalıp belki şampiyon olamasa da UEFA Kupası'na gidebilir. Evet. UEFA Kupası'nın ikinci yarısından sonra işte hani Jovic'in kendilerini bir anda pazarlayıp 60 milyondan sonra kaybolması. Doğru. Ama biz de hani bir şeyler yaptıktan sonra Arda gibi gerisini boş vermezler ve koparacak oyuncular çok fazla. Evet. Emre Kılıç da o hırslı bir oyuncu. Türkiye'de kalmasın, yurt dışına kendini pazarlamak lazım. Kesinlikle ben de katılıyorum görüşlerine. Zaten hala da 25 yaşında aslında, biraz daha erken bir transfer. Evet. Belki de onun için daha sağlıklı olabilir ancak bunun transferi devre arası olmamalı. Sen neler söylersin? Rıza Can'ın demeçlerine göre ne Mert Hakan'ın da Emre Kılıç'ı devre arasında kimseye vermeyecek. Hı-hı. Kadro bütünlüğünü koruyacak zaten Sivasspor, bir iki takviye yaparsa. Dediğim gibi 7-8 hafta daha götürür bu işi. Şampiyonluk düşünen bir hoca yorumudur bu aslında. Evet, biz öyle gönderelim kulübe para gelsin mantığı değil. Elimizde kalsın şampiyonluk kovalayalım mantığı. %100. Ki Rıza Hoca artık bu alanda gerçekten çok tecrübeli. Hani Beşiktaş'ın başında da bunları denedi. Hı-hı. Şu an Sivasspor'da da çok farklı bir konumda. Sivasspor şampiyon yapacaksa da hani bu oyuncular şampiyon yapacak. Belki geçen sene Robinho'yu kaptırmamış olsalardı, hı-hı, şampiyonlukta çok büyük bir onun için tecrübe olabilirdi. Evet kesinlikle. Yani o denge öyle bir denge ki, yani öyle bir sistemleri var ki, hı-hı, birini çıkarsan kesinlikle denge bozulur ve şampiyonluk yolundan uzaklaşırsın. Yani bence Emre Kılıç kesinlikle kalmalı ama Emre Kılıç'ın da şöyle bir problemi var. Ben çok beğeniyorum. Gerçekten ligimizin en böyle umulmadık bir şekilde çıkan oyuncusu benim gözümde. Ama Emre Kılıç'ın bir mevki seçmesi lazım kendine. İleride evet, büyük sıkıntılar çekiyor. Çok hızlı bir futbolcu değil. Kanatla oynadığı zamanlar oluyor. Orta sahada oynuyor. Forvet arkası oynuyor. Evet, joker olması gerekiyor takımın ancak tam olarak bir mevki seçerse orada kendini daha iyi geliştirebileceğine inanıyorum. Ve bunun da orta saha olduğuna inanıyorum. Siz neler söylersiniz Emre Kılıç'la alakalı, sonra da diğer bölümümüze geçelim. Emre Kılıç biraz daha şöyle aslına bakarsan hani
Rakip sahayı yıkılmış takım futbolcusu. Çünkü hani sen de bahsettin, çok süratli değil. Çok İyi fazla boşalandı, evet. Topu vurayım arkasına koşayım tarzında bir oyuncu değil. Hani o çakılı savunmayı aslında çok güzel açabilecek. İşte hani savunma arkasını sarkıttığı toplarla ya da bir anda sürpriz şutlarıyla açıkçası maçı senin değiştirebilecek bir oyuncu. Bana kalırsa yani orta sahanın ortası, merkez ortası olarak çok daha iyi verim sağlayabilecek oyuncu. Evet, golü isteyen, sürekli gol peşinde koşan bir oyuncu ama belli bir yaştan sonra süratiniz olmadığı zaman hücum hattının sağ sol açığında oynamak çok zor hale geliyor. Kesinlikle öyle. Hemen hızlı bir şekilde ilk yarının en iyi teknik direktörüne geçelim. Aslında çok seçenek var aramızda. Yine Rıza Hoca'yı konuşabiliriz, Ünal Hoca'yı konuşabiliriz demiştik ancak biz son zamanlarda biraz daha haksızlık yapıldığına inandığımızdan dolayı Ünal Hoca'yı biraz magazinsel boyutuna kaçarak ilk yarının en iyi teknik adamı gelsin efendim. Ünal Karaman geliyor. 17 maçta 32 puan toplayarak ki bence ligin en iyi futbol oynayan takımlarının ilk ikisinde yer alıyor Trabzonspor. Son haftada müthiş bir futbolla, iyi bir skorla beraber ilk yarıyı averajı artırarak kapatmaya başardılar. Neler söylersiniz Ünal Hoca ile alakalı? Ben Avrupa'da zannetmiyorum 6-2 kazanılan bir maçın ardından teknik direktör gönderildiğini. 8-2. Dünyada çok nadir zaten. 8-2. Ben mi yanlış hatırladım? 6-2. Trabzon 6-2. 6-2. 6-2. 8 olsa belki gidemeyebilirim. 6-2. 8 de gitmezdi bu tane. Evet. İşte dünyada başka bir örneği olduğunu zannetmiyorum en azından Avrupa'da. Ve bu takım savunma yaptığı için gerekçe olarak gönderildi de söyleniyor. Evet. Çok enteresan. Çok ilginç ya. İşin sadece yönetimsel olarak değil, başka boyutlar olduğunu da düşünüyoruz. Bunu buradan söylemeye pek gönlümüz el vermiyor ama başka ne söyleyebilirim? Şimdi yerine gelecek hoca belli değil. Belli miydi bilmiyorum. Şu anda belli değil, adaylar var. Ancak daha kesinleşen bir aday yok. Yabancı olabilir, yerli olabilir ama. Ama kimi getirirseniz getirin, size iki sezondur Ünal Karaman'ın verdiği desteği hiçbir hoca veremez. Ben Tamer Tunay'ı bekliyordum ama daha sonrasında Antalya ile anlaştı o da. Yine en büyük aday bence Tamer Tunay'dı ama bilmiyorum, çok zor bir karar. Yani bu kulübü iyi bilen hocaların, mesela Ersun Yanal şu an boşta olsa ben şüphesiz oraya Ersun Hoca'yı yazardım. İyi de zamanında çalışmışlığı var ama kimi yazarım bilmiyorum. Şu anda kim olur Trabzonspor? Ya açıkçası bana göre kimi getirirsiniz getirin. İstersiniz Mourinho'yu getirin. Bu takımı Ünal Karaman'ın verdiği heyecanı veremez. Yani Ünal Karaman Yusuf Yazıcı yurt dışına satan adamdır. Abdülkadir'i tekrardan hayata döndüren adamdır. Yusuf Sarı'yı parlatan isimdir yani. Şu an bu takımda kim katkısı var yani. Bir ara bitti denilen Sosa tekrardan futbol oynamaya başladı ve ister sergiliyor yani. %100. Ama işte hani artık ne tür gerekçeler varsa Ünal Karaman gönderildi. Ve çok büyük bir kırgınlıkla gönderildi. Evet. Bazı hocaların gerçekten ahı tutar. Yani şu an Rıza Çalınbay'ın Konyaspor'u tutan ahı gibi. Evet. Gerçekten bazı hocaların bazı takımları ahı tutuyor. Doğru. Umarız Trabzonspor bundan sonra çok büyük bir çöküş yaşamaz. Çünkü gerçekten Trabzonspor'u futbol oynatan isim Ünal Karaman'dı. Bundan önce hani aldığı şampiyonluklarda bile bu kadar iyi futbol oynamamıştı Trabzonspor. Yazık ettiler diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ben de görüşlerine katılıyorum. Peki bunu duyan Sergen Hoca Malatya'dan ayrılmasın mı? Sergen Hoca bundan sonraki durağı net. Şarjda boştaki Trabzon koltuğuna hiç bilme elli olmaz Sergen Hoca'ya. Yere demek. Ya kesinlikle uyuşacak karakterler değiller. Yapar yani. Kesinlikle. Trabzon'a kimin geleceğini bilmiyorum ama eğer gelen kişi başarısız olursa bunun faturası kesinlikle yönetime yazar. Bence zaten Sağolu. Gelecek teknik adamdan sonra bir başarısızlık şayet gelirse direkt bence istifasını vermeli. Çünkü yönetimlerin teknik adamın kararları oynattığı futbolu müdahale olmaması lazım. Günümüzde bazı hocalar kulübelere inerdi, konuşurlardı falan, çok zor şeyler. Bugün Aziz Yıldırım'ın sonunu getiren, Ünal Aysal'ın sonunu getiren kesinlikle hani hocalarla çakışmalarıdır. %100. En büyük işte hani birisinin Ersun Yanal, birisinin Fatih Terim sıkıntısı, bunlar neden oldu. Kesinlikle ben de görüşlerine katılıyorum. İsterseniz ilk yarın hayal kırıklığı yaratan teknik adamına da bir geçelim. Ekranlarımıza gelsin efendim ilk yarının hayal kırıklığı yaratan teknik adamı şüphesiz Aykut Kocaman. Konyaspor'la bütünleşmiş. Yine aynı Falcao'daki olduğu gibi taraftarlara müthiş bir etki yapıp havalimanlarına döktüren bir teknik adamdı. Gerçekten ekol bir isimdi. Hoca için bu kadar büyük karşılama töreni yapılmamıştır. Kesinlikle katılıyoruz. Gördüğünüz gibi 17 maçta da sadece 15 puan topladılar. Neler söylersiniz Aykut Kocaman'la? Sen dakika 10'da 1-0 öne geçip takımı geriye yaslarsan bu tabloyu görürsün. O yüzden çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Evet, bunu Fenerbahçe'de yapıyordu. Bunu Konyaspor'da da yaptı. Bir önceki döneminde ama şu an gerçekten Rıza Çalınbay'ın ahından başka bir şey olamaz mı? Evet, kesinlikle. Bambaşka bir durum. Konyaspor gerçekten doğru. Çok kötü bir futbol oynuyor. Ama o Konyaspor hani neredeyse Beşiktaş'ı Galatasaray'ı zorlar konuma getirdi yani. 2 sene önce yine hatta 2 sene üst üste yani Avrupa'ya oynuyordu yani bu takım. Gerçekten hayal kırıklığı, büyük hayal kırıklığı. 3 galibiyeti var, 6 beraber 8 mağlubiyet ve -15 averajda.
Ki savunma oynadığını sürekli ön plana evet. sürdüğümüz bir Aykut Hoca'nın -15 puanlarda, averajlarda olması, bu kadar ağır mağlubiyetler alması içeride dışarıda. Kesinlikle. Açıklaması olmayan. Açıklaması olmayınca istifa eder mi? Ya, İstifa da bir hizmettir sonuçta. Doğru İstifa da bir hizmettir, çok doğru, ama Aykut Kocaman istifadan çok çabuk vazgeçebilen bir hoca. Yani bunu Konyaspor'da da daha önce gördük. Evet. Fenerbahçe'de de defalarca gördük. Başkanların güzel iletişimiyle birlikte çok çabuk bir şekilde istifasına geri dönüp takım başında kalmaya, takıma belki de zarar vermeye devam eden bir hoca. %100. Ben de katılıyorum görüşe, biraz hızlanalım. İlk yarın en iyi futbolcusunu konuşacağız. Aslında birçok aday var bunun için, ancak beklenenin aksine çok daha iyi bir performans sergileyen bir futbolcu geliyor efendim ekranlarımıza. Gelsin Alexander Sørloth, şüphesiz Kuzey'in ilk kralı. Yarın, evet, Kuzey'in kralı. İlk yarın en iyi futbolcusu olma ünvanına gerçekten çok rahat bir şekilde erişiyor. 17 maçta 12 gol attı. Norveçli futbolcu, neler söylersiniz? Sørloth'la söyleyecek çok şey var ama böyle toparlayacak olsak neler söyleriz Sørloth'la alakalı? Açıkçası Sørloth hani sadece gol atan bir oyuncu değil. Tabii 4 asisti var. Hani asist de yapıyor. Asist yapmasının yanı sırasında hani yanına aldığı savunma oyuncularıyla birlikte Vakayeme'ye, Sosa'ya, Ekuban'a bir anda pozisyon oluşturan bir futbolcu. Hani Sørloth'un sahada olması, açıkçası dün belki izleyenler olmuştur, Lukaku'nun bir anda top sürerken Martinez'i sağa kaç deyip evet. hani oyuncu götürmesini evet. yapan futbolcunun ligin en iyi oyuncusunu seçmek dışından yapabileceğimiz bir şey yoktu açıkçası. Sørloth hani karakteriyle, hırsıyla, hırçınlığıyla, yani o Kuzeyli kanının verdiği o soğukkanlı, evet çok soğukkanlı gerçekten, tavırla birlikte hani açıkçası Trabzon'un bugün olduğu konuma gelmesini sağladı. Aslında çok da fazla da kaçırdı, yani şu an tabii 25 gole bile yaklaşabilirdi. Atabilirdi, doğru söylüyorsun. Ama mükemmel bir oyuncu. Bence hani ligin yapılmış en iyi iki transferinden birisi. Doğru söylüyorsun Muhammed. Sørloth Cem'in de dediği gibi boş alan yaratıyor. Dün Lukaku'nun ben de o şeyinden bahsedecektim, pozisyondan bahsedecektim. Martinez'e eliyle gösterip kendine boş alan yaratması, köşeye yuvarlaması her forvetin yapacağı bir şey değil. Sørloth sağ ayağıyla atıyor, sol ayağıyla atıyor, kafayla atıyor, boş alan yaratıyor, hava toplarını indiriyor. Bir forvetten beklenebilecek her şeyi yapıyor. Bonservisi, işte sözleşmesindeki evet. opsiyona bakılmaksızın kesinlikle. Bence alınmalı. %100. Zaten şu an hali hazırda Türkiye'yi çok sevdiğine inanıyorum. Hı-hı. Çok emek veriyor ve gerçekten de buraya tamamen konsantre olmuş durumda. Gitmek gibi niyet olduğunu düşünmüyorum İngiltere'ye. Bence bu ligde olduğu sürece her zaman Sørloth gol krallığında, asist krallığında dahi olmak üzere zirveleri zorlayacaktır. Onun haricinde eklemek istediğiniz bir şey var mı Sørloth'la alakalı? Hayır. Geçebiliriz. Tamam. Zaman da az kaldı. Evet, zamanımıza bayağı kısıtlandı. İlk yerinin hayal kırıklığı yaratan futbolcusuna geçelim efendim, ekranlarımıza gelsin. Şüphesiz az önce de konuştuğumuz gibi Radamel Falcao ilk yerinin hayal kırıklığı yaratan futbolcusu. 7 maçta sadece 3 gol attı, az önce konuşmuştuk. Neler söylersiniz Radamel Falcao'yla yaklaşık 6 milyon euroluk bir yıllık geliri var kendisinin. Helal hoş olsun, ancak biraz da futbolda bir şeyler bekliyor artık insanlar. Gözümüz var. Evet. Yani parasında evet. artık gözümüz var. Çünkü Galatasaray ve Türk futboluna hiçbir şey katmayan bir isim. geldiği günden beri sürekli medyayı meşgul eden. İşte hani bugün antrenmana çıktı, bugün çıkmadı. İşte yarın maç kadrosunda var, bugün yok. Sürekli Fatih Terim'in üzerine gidilmesini, Fatih Terim'in cephe alınmasına neden olan bir isim. Yani ligin başından beri söylüyoruz, 3. haftadan itibaren Radamel Falcao taraftar transferidir. Yöneticilerin gereksiz heyecana kapılıp yaptığı bir transferdir. Evet. Çünkü hani orada o fotoğraf paylaşılmasa hiçbir Galatasaray taraftarının bundan haberi olmayacak. Sadece medyada işte hani Falcao yazıyor. Evet, sadece istiyoruz olarak gözükecekti. Yapılan bu yanlış hata işte hani Falcao'nun yedeğinin olmamasına neden oldu. Yani açıkçası Andon'un da sakatlanması bir anda iki forvetinden birden eksik kalması neden oldu Galatasaray'ın. Zaten kötü futbol oynayan Galatasaray bir de golcüsüz halde işte bir gün Babel'i bir gün Feghouli deneyerek bir şeyler yapmayı denediler ve bu Galatasaray'ın ve Türk futbolunun en büyük zararlarından birisidir. %100 katılıyorum görüşlerine. Yaklaşık hani şampiyonluktan sonra da alacağı para inanılmaz had safhada. Şu an bence Galatasaray'ın ekonomik olarak şampiyon olmaması büyük bir avantaj. Muhammed, çok hızlı kısa bir yorum alalım, sonra hızlı bir şekilde transferle geçelim. Monaco Galatasaray'ın pilot takımı haline geldi artık. oradan transfer yapılıyor. Bir zamanlar Trabzonspor. Yani Cem'in söyleyeceklerine ekleyeceğim çok bir şey yok. Geçebiliriz o yüzden. Tamam. Senin evet, dolusun bu konuda. Doluyum ben Falcao'ya biraz. Evet, kesinlikle. Hepimiz aynı şekilde. Efendim ilk yarının en başında transfere gelsin. Beklenti ve
Ödedikleri para bazında istatistik olarak fiyat performans diyordu. Fiyat günümüzdeki en çok kullanılan tabir Vedat Muriç tabii ki Kosovalı futbolcu. 16 maçta 10 gol attı ve gerçekten oynadı da çok büyük katkısı var. 3 asisti de var bu arada. Sadece bir forvet değil aynı zamanda o komple forvet kıvamında bir futbolcu gerçekten. Onu bize yansıtıyor modern futbolda. Neden söylersiniz Vedat Muriç'le alakalı? Sörlot'tan fazla yaptığı tek şey orta sahaya gelip oyunu rahatlatması. Yani onun dışında hani buraya Sörlot'u da koysanız kimsenin itirazı olmazdı. Doğru, kesinlikle. Muriç'i de koysanız kimsenin itirazı olmazdı. Hani gerçekten ikisi de atan ve attıran futbolcu. Doğru. İşte hani o maç bir anda 1-0 gerideyken gelen golden sonra takımı ateşleyebilen isimler. Hem taraftarları böyle o gaza heyecana getiren futbol oynuyorlar ve gerçekten takımlara bağlılar. Vedat Muriç çocukluğundan beri Fenerbahçeli bir isim. Hı hı. Ve en büyük halini Fenerbahçe'de oynamak olduğunu dile getiriyormuş zaman ve zaman. Ve bu dileğini de gerçekten hakkını veriyor formasını terletirken gerçekten hiçbir zaman şüphe etmiyorsun. Geçen haftalarda oynamadığı zaman da Vedat Muriç'in eksikliğini bence Fenerbahçe çok büyük hissetti. Aynen öyle. Bandajla oynuyor. Evet. Bir fedakarlık yapmasına ben futbolcunun karşıyım ama yine de bu formayı terletmek için elinden geleni yapıyor ki birkaç hafta önce Sivas maçında Ozan'ın yaptığı o gereksiz tavra olan tepkisi. Eline vurdu. Evet. Kaptanlık pazı bandına vurdu. Aslında neden böyle kaptanlığı sana. Neden böyle bir şey yapıyorsun anlamında böyle bir şey yapması iyiydi. Yani kesinlikle. Bu yaşına rağmen ki 24-25 yaşında takımın önemli dinamiklerinden biri. Bir de Türk olsaydı gerçekten. Keşke. Bir yerli futbolcu olsaydı. Açıkçası şöyle Giresunspor'a önce Gençler Birliği Arnavutluk'ta oynarken onu çağırıyorlar ve ligimizde oynamaya başlıyor. Ardından denemelerden sonra Giresunspor'a gönderiliyor ve Giresunspor başkanı büyük çabaları sonrasında Türk pasaportunu da sahip oluyor. Ancak 2012'de Kosova'nın bağımsız olmasından sonra Kosova milli takımı seçiyor. Onu birazdan milli duygular. Ya kesinlikle hani zaten aile olarak hani Türklüğün o hani büyük sıkıntılarını yaşamış tabii. İşte hani zamanında o siyasi olaylardan çok fazla etkilenmiş isimlerden ve babasını da sahada kaybeden bir isim olarak hani futbola çok büyük bir aşkı var. Fenerbahçesini onu hazırlayan, onu kavuşturan isim de dedesidir. Hı-hı. İlk Fenerbahçe maçına götüren de odur. Hı-hı. Ve bu sayede Kosova futbolu, Türk futbolu ve Fenerbahçe aslında çok büyük bir değer kazandı. Kesinlikle öyle. Çok büyük şeyler katabilecek bir isim. Hani Avrupa'da da temsil eder. Hani gittiği zaman hani Türklüyle, Kosovalıyla hani bizleri çok fazla gururlandırabilecek bir isim. Halihazırda çok scout ekiplerinin takip ettiği bir oyuncu. Kesinlikle. Hatta büyük kulüplerin gelip izlediği Tottenham özellikle büyük bir ilgi olduğu söyleniyor. Bu arada Türkçesi de müthiş. Ben de niye Türkçe konuşuyorum? Karadeniz Türkçesi konuşuyorlar. Evet, fark ettiyseniz. Evet gerçekten. Sen neler söylersen hızlı bir şekilde çok az bir süremiz kaldı. Geçebiliriz. Ben söyleyeceğimi söyledim. Öyle mi? Tamam. Teşekkürler. Zamanımız o zaman ilk yarının hayal kırıklığı yaratan transferine geçelim efendim. Yine açıkçası fiyat performans ürünü demiştik. Yine orada bir fiyat performans hayal kırıklığı var. 30 milyon euronun konuşulduğu bir isimdi. Fulham'a transfer olmuştu. Seri 10 maçta 1 asist yapabildi. Sadece golü yok serinin. Bir de golü var. Onu ekleyelim. Ancak bir önceki sezon 30 milyon euro transfer oluyorsunuz ve bir şekilde bir hastalık bahanesiyle Galatasaray'a transferi gerçekleşiyor. İngiltere'nin iklimine uyum sağlayamadığı bir deri hastalığı varmış Seren'in. Bu çok konuşuldu. Daha sonra Türkiye ikliminin onun için çok uygun olacağı söylendi. Fildişi sahilli futbolcu. Daha sonra galiba yeşillerden kaynaklıydı. Efendim? Yeşillerden kaynaklıydı tabii galiba. O enerjisi orada bitiyor biliyorsun futbolcuların. Daha sonrasında 30 milyon euroluk o Fulham'a sükse yapmış transferinden sonra gelip burada bence çok kötü bir futbol sergiledi Seri. Şüphesiz herkes de takdir edeceklerdi. İzleyenler de hatta takdir edeceklerdir ki ilk yarının hayal kırıklığı yaratan en boş transferi diyebiliriz. Şimdi Seri'den beklenti şu geldiği zaman topu alsın, sürsün, boş alan yaratsın, pas dağıtsın. Bunların hiçbirini yapamadı. Çok büyük hayal kırıklığıydı. Çok fazla bir şey söyleyemeyim. Yani pas attı adam sürekli Marco, Mariano ve Nagatomo olunca alverci oldu. Pas vitesi aslında çok yüksek bir isim. Ama futbol alanında gerçekten çok kalitesi. Boy oranı da çok kısa Galatasaray. Yani o defans hattından orta sahaya geçtiğin zaman bir Enzonzi'nin boyunu düşün de Seri var. Orada Ömer Bayram var. Hani çok kısa kaldı aslında sarı kırmızıdan. Mariano kısa futbolcu, Nagatomo çok kısa futbolcu. Belhanda hala hazırda. Yani o Falcao da aynı şekilde bir pivot santrafor değil. O yüzden boy oranının da artması gerekiyor açıkçası Galatasaray'ın. Büyük sıkıntı. Vieira değilsen uzun boylu bir orta sahadan çok fazla fayda gösteremiyorum. Evet, Modric'ler, Xavi'ler, Iniesta'lar. Yani Seri'den beklenen de işte hani
Galatasaray'ın aslında Çavisi olmasıydı. Yani geriden top çıkarsın, hücumda pozisyon oluştursun. Ama gerçekten Galatasaray yönetimi burada da bir kovun içerisinde parayı döktü. Üzerine çakma yakıp attı yani. Başka yaptığı bir şey olmadı burada. Güzel benzetmeydi. Kesinlikle. İlk yarının en iyi genç oyuncusuna geçelim isterseniz. Hatta orada çok hızlı bir şekilde söyleyebiliriz buradan Yusuf Sarı. Çünkü süremiz çok azaldı. Bir de 11'leri konuşacağız birazdan. Ekranlarımıza gelmesin isterseniz. Ya da arkada da gelebilir. İlk yarının en iyi genç oyuncusu şüphesiz Yusuf Sarı oldu. 21 yaşında Ünal Karaman'ın gerçekten yetiştirdiği ve Türk futboluna kazandırdığı, eminim milli takıma da Şenol Hoca'nın da çağıracağı bir futbolcu. Bizi İtalya'da, Azerbaycan'da iyi temsil edeceğine inanıyorum. Hemen performansından bahsedelim. 12 maçta 3 gol 2 asist yaptı. Yusuf Sarı neler söylersiniz hızlı bir şekilde? Genelde 60'tan sonra oyuna dahil ettiği bir isimdi. Evet. Yani o yorulan hücum hattını çünkü 70 dakika 60 dakika Vakeme, Sörlot, Ekuban'la savaşan bir hücum hattını Yusuf Sarı gibi bir anda böyle pırpır savunmalar arasında gezebilen bir oyuncu olarak katkı vermeye başladı. Ve gerçekten hani bir ara kayboldu denilen Yusuf Sarı'yı tekrardan Ünal Karaman hayata döndürdü. Türkiye'de genç futbolcuların şans bulması biraz da lütuf ki 60'tan sonra girmeleri de lütuf bunu Ünal Karaman çok güzel yaptı. Başarılı oldu bu konuda. Allah yolunu açık etsin. Kesinlikle öyle katılıyorum. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün sakatlığından sonra kadroda epey bir yer buldu. Umarım yine 11'de şans verecektir. Yeni gelen hoca, Ünal Hoca değil tabii ki. Belki onun değerlendirmesi nasıl olacak. Evet efendim, biraz da işin magazinsel kısmına geçelim. İlk yarının bizim gözümüzde 11'lerini değerlendirdik. Öncelikli olarak sevgili Mustafa Hocam Özer'in 11'i ekranlarımıza gelsin ve hep beraber değerlendirelim. Ekranınızda şu anda geliyor. Kalede Cem Uğurcan'ı öngörmüş. Ozan Tufan tabii orta sahadaki kalabalıktan dolayı Ozan Tufan sağ bekte gözüküyor. Serdar Aziz, Hüseyin'i, Filip Novak, Atiba Luis Gustavo, Calma Campos, Emre Kılınç, Sörlot ve Vedat Muriç şüphesiz hücum hattının vazgeçilmez iki ismi. Cem neler söylersin ilk 11'inle alakalı? Ya açıkçası bu 11 yaparken hani 4 Trabzon, 4 Fenerbahçe'nin olmasının en büyük nedenlerinden birisi. Hani gerçekten hani bu isimler takımları bir yere getiren sabit futbolcular. Hani aslında yayının başında da söylemiştim. Sivasspor takım olabilen bir kimliğe büründü ama geri kalan 17 takım bireysel performanslarla %100 buraya gel demiştim. Bu oyuncuların hepsi bireysel performansıyla takımını buraya getiren işte orta sahada ayakta kalan tek ismi Beşiktaş'ın Atiba'yı dedik. ama hani Sivasspor'u ya buraya 11'ini komple yazacaktım ya da işte ayıp olmasın diye bir tabii ki yani dönüştürmek gerekiyor yani. Çünkü yani, daha çok futbolcu var daha bunların arasında girecek evet, yani neler var ya neler Stankuyu var. Stanku'yu da koyabiliriz oraya kimsenin itirazı olmaz. İşte Kaleye Muslera'yı yazabilirdim. Kesinlikle. Yani çok fazla değişebilirdi. Ama gerçekten bireysel anlamda çok fazla fark kattıkları için doğru, ben bu oyuncuları seçtim açıkçası. Yani Ozan'ı sağ beki yazmana biraz takıldım yok, ama. Yok ondan değil. Normalde kadromuz 3-5-2 olacaktı. Yani, normalde 3-5-2 Cem bana söyledi. Ancak hazırlarken tabii Ozan Tufan hani en azından daha önce sağ bek oynamıştı. Oynamıştı Fenerbahçe'de. Orta sahada çok şanslı. Ozan o yüzden onu yazarken şey yapmadı, şüphe etmedim ama biz onu orta sahada değerlendirebiliriz tabii Ozan Tufan'ı. Sağ bek de olur, güzel olur. Evet. O zaman Muhammed Kılınç'ın magazinsel 11'ine geçelim. Ekranımıza gelse efendim sevgili Muhammed Kılınç bakalım ilk 11'e bizim için kimleri yazmış. Evet kalede Muslera görüyoruz. Sağ bekte Kayzara, Apendangoe, Wellington, Caner Erkin, Luis Gustavo, Atiba, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci, yine ileri hattı da Sörlot ve Vedat Muriç'i görüyoruz. Muhammed neler söylersin 11'inle alakalı? Ben biraz eşit dağıtmaya çalıştım. Adalet olmaya çalıştım. her yani azından zirve hattındaki evet, takımlardan birer takımlardan tane koymaya çalıştım. Caner'i de sol bekte yazmamın nedeni asist gerçekten tabii, şaşırtıcı asisti bir asisti var. Evet. Çünkü ortaları gerçekten tam kafaya atıyor. Biraz daha yerden orta atsa. Ki bu 8 asistini de savunma oynadığı zamanlarda yaptı. Yani normalde şu anda halihazırda Beşiktaş'ta sol kanat oyuncusu. Evet, 2008'de oynadığı evet, sol kanat oyuncusu pozisyonu geri devşirmeye çalışan bir futbolcu halinde ve bence çok başarısız bir sol kanatta olmuyor evet, hayır. Kesinlikle sol bekte daha başarılı. Zaten sol bekte bu 8 asistin neredeyse tamamını sol bek oynadığı zamanlarda yaptı. O klasik Caner Erkin sevdiğim, açıkçası seviyorum o muz ortalarını Caner'in. Umarım etkili olur. Bir de burada Wellington olabilirdi. Wellington neden yazdım? Bana bir Alanya zaten istatistiksel olarak kesinlikle ligin en az gol yiyen takımlarından biri. Hı-hı. Onun dışında Gustavo'nun kazandığı ikili mücadeleler ve Atiba'nın mücadeleci ruhundan dolayı onları yazdım. Hı-hı. Söyleyeceklerim bu kadar. Kesinlikle ben de görüşlerine katılıyorum. Yine Sivasspor'dan futbolcuyu görmek buradan da tekrardan beni sevindiriyor. Efendim evet benim hazırladığım ilk 11'e bakalım ben neler yapmışım ilk 11'i hazırlarken ekranlarımıza gelsin. Evet ben de aynı şekilde Kalede Muslera'yı görmek istedim. Yine Kayseri Apin'den gol. Ben orada Hüseyin Türkmen'i gördüm. 21 yaşında gerçekten çok iyi bir futbolcu. Hı hı. 22'sine girdi ancak ben milli takımda çağrılabilecek potansiyelde olduğuna inanıyorum. Ve her zaman genç oyuncular benim daha çok dikkatimi çekiyor. Ve
gerçekten çok başarılar dilediğim bir futbolcu. Çok da seviyorum. Ömer Bayram, buraya Ömer Bayram neden yazdım birazdan söyleyeceğim. Mert Hakan, Luis Gustavo, Emre Kılınç, Edin Visca, Vedat Muriç ve yine ileri hatta Sörlot'u görüyoruz. Ömer Bayram'ı yazmamın tabii ki bir nedeni var. Evet, şu anda Galatasaray'ın çok kötü bir gidişatı var, ancak bunun içinden sıyrılan tek futbolcu, ne kadar onaylamasam da, ne kadar orta sahada oynamasını istemesem de Ömer Bayram. Çünkü o yüzden sol beke yazdım yani. Ama yine maalesef şöyle bir durum var. Yiğit'i öldür hakkını var. Hani bunun çeşitli sözleri de var. İşte Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerektiği. Yaklaşık 5 asisti var Ömer Bayram'ın. Ve Ömer Bayram'ın skora katkı yaptığı zamanlarda Galatasaray kazandı. Attı, çok güzel de bir gol. Maalesef yani bu tabii ki de yani benim profilime uymayan bir futbolcu. Benim kadromda maalesef istemedim bir futbolcu. Ancak istikrarına ve o çabasına. Kimse yokken ki o çabasına, aldığı maaşla verdiği performans bazındaki en iyi futbolcu Galatasaray'da. Bunu maalesef söylemek durumundayım. Onyekuru geldiği zaman eminim o bölgedeki yerler değişecektir ki geldi. Ömer Bayram geldi artık biraz daha, evet. Yani Ömer Bayram'ın artık bir orta sahada transfer yapılsa şayet ne sol bekle ne orta sahada göreceğimizi düşünmüyorum ki Taylan'ın da formayı almasından dolayı. Ben bunları söyleyebilirim. Kendi ilk 11'im adına efendim nacizane. İsterseniz bir de bidon 11'e geçelim. Bidon 11'de en bakalım. Keyifli yere. En keyifli yere. En keyifli yere. İnsanları gömeceğimiz, eleştireceğimiz yere geçelim efendim. Evet, kalede maalesef bu, ben sadece bir buna üzülüyorum. Lung geçen sene benim en beğendiğim futbolculardan bir tanesiydi. Kalede Lung'u görüyoruz. Tarık Çamdal yılların zaten eskitemediği bidonu. Adil Rami, Ali Turan, Miguel Lopez, Seri Oğuzhan, Fegoli, Robinho, Baic ve Tyler Boyd. Neden söylersiniz? Baic 11 maç 1 gol. Büyük hayal kırıklığı. Onun için Rami'yi ben buraya yazmaya biraz alındım. Çünkü Rami Süper Lig topçusu değil bir kere. Rami nerede? Buraya... Rami nerede? Ziraat, Rami nerede gerçekten topçusu, şu an? Ziraat Türkiye Kupası topçusu. Gerçekten. Buraya yazmanı biraz alındım. Çok özür dilerim. Gerçekten yani Rami buraya, evet. Sosyal medyada. Zanka'yı koysam. Zanka'yı koysam daha iyi olur. Zanka'yı neden koymadım? Gerçekten Rami kadar salmadı kendini. Yani başlarda şey vardı ama Rami gerçekten buraya sosyal medya fenomeni olmaya gelmiş. Gerçekten yazıklar olsun. Bu da Fenerbahçe'nin yaptığı çok transfer. Ki yani Dünya Kupası kaldırıp gelen bir futbolcu. Evet. Yani bu bilinçte, bu profesyonellikte olduğunu düşünüyorduk ancak Rami bizi gerçekten şaşırttı. Orada demek ki Didier Deschamps. 2018 Fransa kadrosu biraz eğlendirmek için oraya gitmiş. Doğru. O moral verme amacı. Moral verme amacı. Çok futbol kattığını zannetmiyorum. Sosyal medyada kesinlikle. Bu da tabii Robinho'yu görüyoruz. Yine sevgili Cem'le konuştuğumuzda Robinho'nun performansının geçen seneki gösterdiği performanstan ziyade bu sene gerçekten sahada yok. Ama demek ki oluyormuş Robinho'suz da. Başakşehir şu anda ligin ikinci sırasında. Yine Tyler Boyd Beşiktaş'ın en çok böyle şehvetli, gerçekten biz bunu alsak genç futbolcu, dinamik katar falan, ama yine kral bence formayı hak etti orada ve geri aldı. Tyler Boyd da yedek kulübesinde daha çok bekler gibi. Ya açıkçası şu 11'den iki oyuncu var. Rami ve Tyler Boyd, ikisi de aslında Ersun Yanal'ın reddetti, veto ettiği isimlerden de. Bildiği varmış. neden veto ettiğini hani şu an tekrardan görüyoruz. Açıkçası hani Robinho çok büyük bir hayal kırıklığı. Ben buraya Arda Turan'ı da yazardım ama kadroda yer kalmadı. onun öyle bir şansı vardı diyelim. Tarık Çamdal, Türk futbolunun yabancı sınırlamasının Galatasaray'a attığı Veysel Sarı'dan sonraki en büyük kazıdır. Evet. Gerçekten hani bir insan futbolun namına hiçbir bir şey bilmez. Doğru. Bilmiyorsa o Tarık Çamdal'dır. Lung, evet, geçen seneyi belki de hani taşıyan isimdi Kayseri Spor adına. Doğru. Ama bu sezon onu da yapacak hiçbir şey kalmadı. Hani son maçta da 6 gol yedi. Sağladı artık zaten. Evet, yani saatten sonra yönetimsel, hocasal işte çok büyük sıkıntılardan geçtiler. Mali krizin hani önüne bir türlü geçemiyor Kayseri Spor yönetimi. Hani Lunka da burada diyecek bir şey yok açıkçası. Elinden geleni çok iyi yaptığı zamanları gördük. Ama bu kadroda bu sezon maalesef ki yerini aldı. Kesinlikle öyle. Muhammed, son eklemek istediğin bir şey var mı? Daha sonra programımızı kapatalım. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Söyleyeceğim bir şey yok, zaten süremiz de bitti arkadaşlar. Evet, fazla bekliyoruz. Biz ayrılan sürenin fazlasıyla sonuna geldik. Ancak tabii ligin enleri olduğu için nacizane izninizi alalım. 10. haftayı da geride bıraktığımız Süper Lig'de takımlarımızdaki futbolcuların ve teknik adamların enlerini konuştuk. Bir sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere. Esenlikler dilerim efendim.